Tüm herkese merhaba. Bugün sizlere konu alacağımız üçü bir arada kahvelerdeki çok büyük tehlike. Kendinin ve neslinin katili olmak istemiyorsan üçü bir arada kahve tehlikesine lütfen dikkat edelim. Üçü bir arada içeriği 3 zehirden oluşur. Birincisi yakılmış kakao, ikincisi yakılmış fındık kabuğu. Öğütülerek kahve görüntüsü ve tadı verilmiş, koklandığında yanığı hemen fark edilir. İnsan vücudundaki görevi hormon değişikliği yapmaktır. Üçüncüsü süt tozu. Süt tozu bildiğimiz sütün kimyasal maddeleriyle yakılarak süt özünün dibine çökmesidir. Dördüncüsü melamine. Melamine katılmasa olmaz. Melamine petrol maddesidir. Süt tozundaki petrolü açığa çıkartır. Melamine bildiğimiz tabakalarda kullanılan petrol maddesidir. Süt tozunda mutlaka kullanılır. Süt renk olarak beyazdır. Fakat kimyasal maddeler kullanılarak sütü yakıp özütünü ortaya çıkartırlar. Sonra da o yakılan sütü beyaza döndürmek için melamine ve ekstra kullanılır. Tam beyaza döndürülmesi de kemik rengini aldırılır. Bu üçlü bileşim insan vücuduna girdiğinde karaciğerin baş belası haline gelir. Karaciğere yağ toplanır, karaciğer yağlanması oluşturulur. Sonra vücut yağlanır, damarlara kadar yağ tutar. Bu süt tozu hazır mamalarda, hazır çorbalarda, bebe bisküvilerinde ve markette aldığınız her yoğurtta vardır. Üçü bir aradaki tatlandırıcı kavrulmuş kakao ve Nescafe'de bulunan fındık kabuğu unu ile birleşince kanserin adı başlar. Bazı ünlü firmaların batmasına, kapanmasına ilaç firmaları asla müsaade etmezler. Yıllık milyonlarca dolarla aktarılır. Bu gıda firmalarından kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Çünkü unutmayın, alışkanlık yapan her gıda zehirdir. Bu gıda alışkanlık yapsın diye üretilmiştir. Mesela bir günde 2 paket sigara içmek ile 3 fincan üçü bir arada içmek aynıdır. Tek farkı biri dumanlı zehir, diğeri melamenli zehir. İkisi de aynı yere götürür, yani kansere. Bir gıda mühendisinin tespiti ne kadar doğrudur bilinmez ama içerken bir kez daha düşünelim derim. Ne varsa eskileri de var. Bize Türk kahvesi yeter mi desek acaba? Lütfen videomuzu izledikten sonra YouTube kanalımıza abone olmayı ve videomuza yorum yapmayı sakın unutmayınız. Lütfen sağlığımızı düşünelim. Herkese sağlıklı günler dileriz.